Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle haftanın yorgunluğunu alacak rahatlatıcı videolara bakacağız. Videoya geçmeden önce hepinizi Instagram'a bekliyorum. Oradan da beni takip edin. Bu videoya da like atıp güzel bir yorum yazdıysanız ve en önemlisi de 0 TL'ye ailemize katıldıysanız serice videoya geçiyoruz. Bu arada bir şey diyeceğim. Yorumlarda çok fazla video attın bildirim gelmedi diye yorum görüyorum. Abone olunca evet bildirim geliyor ama oradaki bildirim zili var ya, abone ol tuşunun yanında. Onu da açmanız lazım. Onu açarsanız daha hızlı bildirim gelir. Onu açmazsanız bildirim gelmeme şansı çok yüksek. O yüzden abone ol tuşunun yanındaki o küçük çanı açın. Herkes hazırsa rahatlamaya başlayabiliriz. Şu keklerin güzelliğine bakar mısınız abi? Bak ne güzel içinden. Hele şu, of, içinden ne güzel çikolata çıktı onun ya. Abi içi dolu dolu. Ama biz rahatlamaya geldik. Acıkmaya gelmedik ki. Çok iyi değil miydi ya? Rahatlatıcı bir avokado kesimi nasıl olur? Şu an onu izliyorsunuz. Bir avokado keserken nasıl rahatlanabilir? İşte böyle. Abi sadece şöyle şöyle yapıp ileri götürüyor ya. Ne kadar güzel kesti ya. Koy onu da sushi'nin üstüne ki bak sushi'yi gördüm yine benim bir tadım kaçtı. Sushi yemiyorum çünkü. Ama güzel yani. O kesim tekniği iyi ya. Şöyle ileri ittirirken bıçağı sadece sürttürüyorsun. Atın tıraş edilmesi de gerçekten çok rahatlatıcı. Sanki atlar hiç tıraş edilmiyormuş gibime geliyor benim ya. Niyeyse o kılları sanki o kadar uzuyormuş da hiç kesilmiyormuş gibi geliyordu ama onların da tüyleri kesiliyor. Yalnız çok rahatlatıcı olur ya. Of. Bak arada bir yer kaldı. Abi arada bir yer kaldı ama neyse. Görüntü güzel. İnşallah bir gün bir atın tüylerini keseriz de hem o rahatlar hem biz rahatlarız. Ekmek. Ekmek dilim dilim. Peynir çedar. Peynir çedar. Of biraz fazla peynirli olmadı mı ya bu? Hem kaşar hem çedar. Ne yapacaksın bunlarla? Galiba bu deep fry dedikleri şeyi yapacak ya. Bu yağın içerisinde böyle kızartıyorlar ya. Tamam un aynen yumurta onun içine... Batırcan evet yumurtalı ekmek gibi de peynirli ekmek gibi de ama çok yağlı ya. Yani evet görüntüsü falan güzel. İnsanın da bir konuşurken ağzı böyle bir sulanıyor, canı çekiyor ama çok yağlı değil mi? Bu Amerikan kültüründe çok böyle yağlı yemek kızartma var. Her şeyi 50 litre yağların içerisinde kızartıyorlar ama güzel ama zararlı. Bir dahakine ballı bir şey yapar mısın? Bal. Aa ne güzel balmış ya. Ama biraz şekerlenmiş galiba da. Yok ya bu bal değil. Abi bu slime değil mi? Ama nasıl slime olabilir ya? Çok bir bal şeklinde. Yani biz gidiyoruz marketten bal alıyoruz. Aynen böyle görünüyor. Yani birebir aynısı. Hatta ondan da güzel görünüyor da. Slime endüstrisi beni gerçekten korkutmaya başladı. Yani bir gün harbiden ben de şurada slime çıkacağım. Biri gelecek beni böyle mıncıracak slime olarak gösterecek beni. Ondan korkuyorum. Şu an videoyu bu abi gibi izliyorum. Aynen ben de onun gibi bakayım şöyle. Oo camın üstündeki o boyamaların silinmesi. Ne güzel rahatlatıcı öyle ya. Eyvallah abi gibi. Abi ama hiç rahatlamışa benzemiyor ya. Anlayamazsın, kaçamazsın. Yalnız bu olay çok rahatlatıcı ya. Cam tertemiz oldu ya. Oh. Un. Açtın biraz. Süt. Slime çıkmasın da lütfen. Karıştır karıştır. Hamur yapacaksın tamam. Hamurun içine peynir. Oo güzel bir şey geliyor galiba. Ne güzel öyle yuvarladı. Aynen. Tamam şu an çok güzel hamurlar. Ay kruvasan mı? Ne güzel görünüyor ya bu kruvasan. İstiyorum bundan. Vallahi çok güzel görünüyor. Bak acıktım bak şu kruvasan gibi yapan Ankara'da bir yer biliyorsanız lütfen gerçekten yorumlara yazın okuyacağım. Böyle kruvasan yapan bir yer varsa gideceğim yiyeceğim. Ben gidiyorum alıyorum hiç öyle değil böyle yamulmuş yumulmuş kruvasanlar. Bununki ama böyle sulu sulu şişkin bir kruvasan. Anlatınca bile ağzım sulandı. Gece çok acıktım ben en iyisi biraz su içeyim ya. Oh. Gece siz de çok acıkırsanız yemek yemeyin çok zararlı. Su falan için ya da ne bileyim salatalık falan yiyin. Koltuğa ne sürüyor? Parlatıcı sürüyor galiba. Vernik gibi bir şey sürüyor. Ne güzel sıfır oldu ya bir anda koltuk. O saçma sapan çatlaklar falan gitti. Bir anda parlak bir koltuk oldu. İyi aklımızda bulunsun. Bir gün böyle deri koltuğumuz olursa kullanırız. Starbucks bardağına buz. Ne içeceği ya bu Cool Lime'ın farklı renklisi herhalde. Ya slime mıydı? Bu da mı slime'dı ya? Vallahi her şeyden şüphe etmeye başlayacağım artık. İçecekti bu. Dökülüyordu böyle. Su gibi döküldü. O nasıl oldu? Nani? Rahatlatıcı videoda böyle yükseldim ya. Dur. Sesimi geri alıyorum. Heh, şu an rahatlama moduna geldim. Slime falan da olsa onun tadını çıkaracağım. Neden? Çünkü bu bir rahatlatıcı video. Ve benim bunu çekip rahatlayıp sonra uyumam lazım. Aa şekeri makasla kesiyorlar ya. Çok garip bir şekilde ben rahatlıyorum ya. Niye böyle oluyor anlamıyorum ama bak sesim bak ne güzel oldu. Oh. Kes o hırt
diye o sesi de duysak çok iyi olacaktı ama duyamadık. Peki bu ilk kimin aklına geldi ya? Şekerlemeyi alalım da üzerine unla ya da pudra şekeriyle kaplayalım, makasla keselim. Çok ilginç bir girişimcilik. Bu olayın adını biliyorum ya. Laminar akış mıydı neydi, öyle bir şey. Akıyor ama akmıyor gibi görünüyor. Görüntüsü çok rahatlatıcı. Ama bir parmağını değdirsen daha çok hoşuma gider. Galiba laminar akıştı bu arada. Sallamış da olabilirim, bilmiyorum. Oo, bastır 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 bastır, evet. Oo, çok rahatladım ya. Ne güzel oldu öyle. Sanki sivilce sıkma videosu gibi bir şey oldu ya. Kumdan bir şey çıkarıyor galiba. Boruyu soktu oraya, delik açtı. O ne ya? O ne geliyor oradan öyle? Ay, bir şey geliyor. Ne ya bu? Yılan balığı falan mı? Ama içi boş. Balon gibi bir şey ya bu. Vallahi hala geliyor. Ne bu? Bakayım. Hiçbir şey ya. Bu ne böyle? Dümdüz bir şey. Yüzü mözü de yok. Ağzı da yok. Bu neydi ya? Yalnız abide de iyi cesaret varmış. Ben çekmezdim mesela. No bleaching, ocean blue. Galiba saçın rengini açmadan deniz mavisine boyayacak saçı da. Hani ben saçımı boyatmadım ama rengin açılması gerektiğini biliyorum. Yani boyatmadan önce, farklı bir renk yapmadan önce biraz açılıyor falan diye biliyorum. Ama böyle boyanıyor mu ya? Oldu. Mavi oldu yani şu an. O zaman niye açılıyor saç? Bence bu işte bir yalan, var. Bilemedim. Saçını boyatanlar yorumlara yazsın. Yani böyle saç boyanabilir mi ya? Bu ikinci kat boyası herhalde. Tamam, sıyır. Aynen. Sok bakayım suya. Olmuş. Bayağı mavi yani bu saç. Bilmiyorum, bu işte bir yanlışlık var. Ada kutusunu beraber temizleyelim. Temizle bakayım. Ne çok katman var orada ya. Ne kadar aylık artık ada kutusuymuşsa o. Bayağıdır ada yapılmış kurumuş. Yapılmış kurumuş. Bir sürü katman olmuş ama böyle temizleme videoları da beni çok rahatlatıyor. Böyle yeni oluyor ya, sıfır gibi oluyor bir anda. Çok rahatlıyorum. Altındaki katman da bayağı çıktı. Abi o demiri bir görelim ya. Aynen ha. Dışındaki demiri bir kes. O alttan o taze demir. Hah, işte bu ya. O alttaki taze demiri görünce ben rahatlıyorum. Hidrolik pres vs çikolatalar. Çok güzel spagetti gibi çıkacak şimdi. Gel. Of, işte budur ya. Abi rahatlatıcılık budur ya. Sünger. Sünger o kadar iyi değil. Balon patlıyor. Ben patlayanları sevmiyorum bu hidrolik pres videolarında. Böyle ezilip bir şeylerin fışkırması lazım. Bu gözler kesin fışkırır. Aynen gel. Ama keşke delikliye koysaydınız ya. Bunu delikliye koymamışlar. Sen sabun keseceksin herhalde. Kes bakalım sabunu. Sabunun rengi güzelmiş. Degree yazıyor üstünde. Oo, altından çıkan daha güzelmiş. Ne güzel hani incecik o. Of, bir alt katman daha güzel. Bir altta daha da mı güzel olacak? Vallahi daha güzel oldu ya. Kestikçe rengi güzelleşmeye başlamadı mı? Yalnız bu sabun kesme videolarında anlayamadığım bir şekilde bir rahatlatıcılık var. Çözemedim gitti. Instagram'da falan böyle videoları çok görüyorum. Bence çok rahatlatıcı. Baraj kapaklarını falan açıyorlar mesela. Önce bir böyle çamurlar akıyor, ondan sonra su çıkıyor. O su çıkmaya başlayınca ben rahatlıyorum. Ayrıca suyun rengi çamurdan gerçek su rengine dönünce daha da rahatlıyorum. Ve poşetin içinde... Aa, poşetin havasını aldı. Vakumlama yaptı. Ne güzel oldu ya. Keşke onları da sıkabilsek şöyle. Muhtemelen kiraz onlar. Onları da sıksak şöyle patlatsak çok iyi olur. Burgundi CV. Bunu bekliyordum ama biraz daha koyu olmuş diyor. Ha, bordo rengi. Ya da çok bordo gibi de değil, bilmiyorum. Boyadıktan sonra görelim. Acaba bu renge boyayınca o da güzel olur mu? Bilemedim yani, odanın her yeri boyanmaz ama bir duvar boyanabilir bence. Güzel olursa vallahi evimi boyarım ya. Güzel boya, tamam. Şu an iyi gibi. Ama duvarda görmek lazım. Boyandıktan sonra görmek lazım. Ayrıca bu bordo mu? Bununla aynı renk mi ya bu? Bakayım. Vallahi da aynı renk ha. O da kırmızıya yakın. Bu da kırmızıya yakın. Boya. Yalnız boyamak da rahatlatıcıymış ya. Oh. Vallahi hiç boşluk kalmadı. Tamam. Bence güzel duvar rengi. Ben beğendim. Bir de benim çok beğendiğim çok güzel bir yeşil var ama onu ben bir kere gördüm Instagram'da, bir daha göremedim. Bu renk de güzelmiş. Dediğim gibi bir duvar olur, bütün duvarlar olmaz. Bunlar sarımsak, küçük domatesler. Salata mı yapacaksın? Yok, kaynattı. Sarımsaklı ekmek mi yapacaksın ya? Niyeyse aklıma öyle bir şey geldi. Hamur, üzerine o sarımsaklar, domatesler falan. Biraz da sanki peynir attı gibi. Nani? Oo, güzel bir şey oldu ya. Yumurtalar, çırpalım yumurtaları. Tamam. Dur şu an anlamadım. Zaten börek gibi bir şeydi. Bir anda et çıktı ya. Et nereden çıktı ya? Etle peynir şey kızarmış. Bilemedim. Çok karışık bir şeyler oluyor. Sonunda ne çıkacak acaba? Onu ekmeğe sürdü. Ondan sonra güzel bir yemek gibi. Vallahi biraz ortalık karıştı yani. Her şeyi koydu. Ben tam olarak neyli ne olduğunu anlamadım. Siz anladınız mı? Bu neyli ney? Kinetik kum videoları da çok efsane oluyor. Oh bak, yanlara döküldü ya. Abi bir de bunları böyle eziyorlar falan. Çok rahatlatıcı oluyor ya. Bayılıyorum. 10 numara. Şu meyvenin açılışı çok güzel değil mi ya?
tadının çok fazla güzel olmadığını söylüyorlar videolarda. Ama bunu böyle yolmak, o böyle ikiye bölmek, açmak, o lif lif ayrılıyor falan benim çok hoşuma gitti. Bu ne meyvesi acaba ya? Bunu nereden satın alabiliriz? Aramızda bunu yiyen var mı? Ne? Abi şu portakalın dışındaki beyaz şey ne ya? Bak Instagram'da bir sürü videoda bunu görüyoruz. Beyaz bir şey var. O ne? Of, yalnız portakal suyu da gerçekten tam sezonu. Ben de hastayım biliyorsunuz. Portakal suyu için, limon için, işte ne bileyim mandalina falan yiyin. Hasta olmayın, kendinize dikkat edin. Yalnız meyve sıkma işi de çok rahatlatıcı. Ama bu eski sıkacaktan olacak böyle. Çevireceksin, bastıracaksın falan. 3D printerla ev yapıyorlar. Gerçekten teknoloji buraya kadar geldi. Adamlar baskıyla ev yapıyorlar. Yalnız şunu oturup izlemek çok keyifli olur ya. Abi çok güzel yapıyor çünkü hani çok pürüzsüz. Hiç aşırtmıyor, hiç taşmıyor falan. Ne kadar keyifli ya. Acaba ileride kendi printerımızı alıp da böyle kendi evimizi falan mı basacağız? Bunu yaptığına inanamıyorum. Neyi? Aa, bu robot ne güzel kareler çiziyor ya öyle. Müthiş çizimler beni gerçekten her zaman rahatlatmıştır. Hem müthiş çizimler hem de müthiş el yazıları. Çok güzel el yazısı beni çok rahatlatıyor. ama abi bak, bunu yapmayacaktım. Ben ne güzel rahatlamıştım öyle, sona kadar gelmiştik ya. Ben de diyorum ne alaka, hani bunu yaptığına inanamıyorum, ne alaka. Fail olduk, ben de beklemiyordum. Neyse, bu sahneyi görmediniz varsayın. Ben bunu Instagram'da gördüm de ne olduğunu anlamadım ya. Bu kapaklar açılıyor, kapanıyor falan. Ne bu? Teyp gibi bir şey mi? Radyo mu? Ne bileyim, workstation falan mı? Dosyaların saklandığı depolama yerleri gibi bir şey mi? Ne ya bu? Dünyanın en rahatlatıcı kütük kesme videosu. Abi şu aletin ne kadar rahat kestiğine bakar mısınız? Bak, sanki hani hamurun içerisinden geçiyormuş gibi o kadar rahat gösteriyor ama aslında ne kadar zor bir iş, hepimiz biliyoruz. Yani şu makine olmasa onu böyle sabaha kadar şey baltalayacaksın. Restorasyon videoları beni gerçekten her zaman rahatlatmıştı. Yalnız bu ayakkabı biraz fazla sanki ya. Hani sen bunu video çekmeden önce çamura yatırmışsın gibi. Ben öyle anladım. Yani bu kadar çamurlu pis bir ayakkabı olur mu ya? Neyse, hadi sen bunu bir restore et bakalım. Oh, önce bir çamurları bir söktün oradan. Tamam. Ama dediğim gibi bence bunu bilerek kendisi hazırlamış. Yoksa bu kadar çamur içinde kimin ne işi var ya? Tamam, şu an rahatlıyorum. Yalnız bu o kadar da bence beyaz olamaz. Yani beyaz olursa kesin bir hile var orada. Bayağı çamur. Ne sıktı acaba ya? Eğer o sıktığı şeyi gerçekten beyazlatıyorsa benim de ihtiyacım var. Çünkü beyaz ayakkabılarım artık yavaş yavaş sarı olmaya başlamış. Kesinlikle öyle bir şeye ihtiyacım var. Bence videonun sonunda hiç öyle sıfır bir ayakkabı gibi olmayacak ya. Hiç ümitli değilim ben. Tamam, oraları da öyle öyle. Hiç beyazlamıyor ya bu ayakkabı. Hiç olmuyor gibi. Allah Allah. Yalan. Şu an ben bunun yalan olduğunu düşünüyorum. Gerçek değil bu. Bir anda oradan buraya nasıl geldik? Yalan. Buradan ayakkabı oraya gelemez. İmkansız. Çamur var. Kaşık var. Delikli kaşık var. Oo, böyle bir şey beklemiyordum. Of, çok güzel. Abi ne yaptın ya? Vallahi niye böyle bir şey yaptın? Abi ben şu an çok iyi oldum ama. Bütün dertlerim, tasalarım böyle sivilce sıkar gibi gitti ya. Abi galiba çok iyi sıva yapacak şu an. Yap abi. Şu hareketler bile beni rahatlatıyor bak. Onu oradan alıyor falan. Böyle bir şeyler yapıyor ya. O bile beni çok rahatlatıyor ya. Bir spotuların üstünde hiçbir şey kalmıyor. Çok iyi değil mi? Zaten videonun olayı sırf oymuş yani. Doğru şeye rahatlamışım ben. Şimdi o hamurla ne yapacaksın acaba? Çok büyük bir hamur. Ay ne kadar... Kruvasan mı? Ya kruvasan mı çıkacak? Ay, tam şekli öyle değil gibi ama. Ne geliyor? Of. Aa, şunun güzelliğine bak ya. Katmer katmer olmuş. Kat kat. Bak nasıl canım çekti. Tadı ne güzeldir bunun. Ama bu saatte olmaz ki. Kahveye batırman da bilemedim. Kahveye batırman biraz olmadı sanki ama. O yaptığı şey her neyse tadının çok güzel olduğuna ben eminim. Kekin üstüne galiba sıcak süt döküyor. Güzel oluyor mu ya? Olabilir aslında. Kekin üstüne sıcak süt dökersek o böyle ıslak kek gibi olur, mantıklı olabilir. Biz bunu niye hiç düşünmedik ya bugüne kadar? Annem kek yapınca ben bir söyleyeyim, siz de söyleyin, bir deneyin. Bu görüntüyü ilk gördüğümde fotoğraf ya da çizim falan zannettim ama bu gerçek. Oradan bir şey akıyor ama aslında akmıyor gibi. Bunu başka bir videoda söylemiştim. Lineer akış mıydı neydi, öyle bir şey. Akmıyor gibi görünüyor ya ama akıyor. Çok saçma ya, nasıl böyle görünebiliyor? Hiçbir şekilde bir hareket yok. Kenara oturmuyor. O zaman onu güzelce bir kesmemiz lazım. Tamam, öyle açısını... Öyle mi anlıyormuş onun açısı? Aa bak, yeni bir şey daha öğrendik. Cuk diye oturacak değil mi? İttir 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 cuk. Bak. O çiling sesi geldi bana. Yine bir şey çizen robot herhalde. O yuvarlak yuvarlak. Şu an böyle hipnoz edici bir şey çiziyor gibi ya.
Sonunda ne çıkacak? Şu an gözüm bozuldu. Benim. Şu an ne gördüğümü anlamıyorum. Oradan içten dışa gelen bir şey gibi yukarıda böyle kapanıyor. Ama yukarıyla birleşiyor mu? Ne bu ya? Bu çok güzel çizdi ama. Ne olduğunu anlamadım ama çok güzel çizdiniz robot hanım ya da robot bey, her neyse. Ne meyvesi acaba ya? Mango falan mı? Kes bakayım. Tamam, çıkar orayı. Aa, herhalde mango ya. Çok da sulu sulu. Hiç de yemedim ama ben. Hala mangoyu tek başına yemedim. Beni her gün izleyenler bilir. Ben mangoyu içeceklerde falan yedim. Tadını oradan biliyorum. Hiç sade olarak mango yemedim. Bir sonraki dışarı çıktığımda unutmazsam gerçekten bir mango alacağım, yiyeceğim. Dünyanın en pürüzsüz greyfurtu falan herhalde. Greyfurt aynen. Üzerindeki bütün beyazlıkları temizlemişler. Abi işsiz misiniz ya? Bu kadar da biraz fazla sanki yani. Çünkü greyfurtun üstünde o beyazlardan çok oluyor. Onu teker teker temizlemiş cımbız gibi şeylerle ya. Ne çok boş vaktin var ya. Şu görüntünün tadını çıkarın. Suyun üzerine bir şey bırakıyor. Of, şu suların fışkırmasına bak. Abi çok güzel gitti ya. Çok simetrik gitti. Hiç de böyle bir şey çıkmasını beklemiyordum. Harika oldu gerçekten. Yani bir tabak sudan alınabilecek max verim de budur zaten. Bu da slime galiba. Şu an her şey bana slime gibi geliyor ya. Ama çok da ne bileyim slime değil de gibi. Ama slime ya. Abi çok rahatlatıcı ama. Ay biraz da ben mi alsam oradan? Bir kaşık da ben koysam daha çok rahatlardım. Dünyanın en rahatlatıcı görünen donutu değil mi? Bir donut nasıl bu kadar pürüzsüz olabilir ya? Abi çok güzel. Bunu insan yemeye kıyamaz. Ama bir şöyle kenarından bir ısırmak istedim. Bu da dünyanın en güzel, en tam zamanında çekilmiş fotoğrafı değil mi? Ağacın dalında sanki bir bulut var. Orada bir tane ay var falan. Ne güzel duruyor ya. Dünyanın en güzel çekilmiş fotoğrafı bu da. Abi arabanın dikiz aynası gerçekten maksimum böyle kullanılabilirdi. Şu renklerin güzelliğine bakın. Şu gökyüzü falan, o morluk, pembelik ya, çok güzel ya. Şu an içimde böyle o yaz heyecanı, o yazın güzelliği falan, içim ısındı benim. Teşekkürler. Ama ben şimdi yazı özlediğimi fark ettim ya. Ben gidiyorum, yazı bekleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Tabakların kırılması hiç hoşuma gitmedi bu arada. Bu ne? Cat'in oyuncağı. Bu güzel. Kirpi. Kirpi de gitti. Yalnız ben böyle bir şeylerin patlamasını değil de bir şeylerin ezilmesini seviyorum. 15 Temmuz'da board etkinlik serverı Destan açılıyor. Kesinlikle ya. Tahta oyuncaklar bunlar da yani. Aa, bu çok güzel işte. Bu şişenin ezik büzük olması benim çok hoşuma gitti. Bu taş da herhalde. Bu banttı. Bu ne? Deliklerden. Deliklerden fışkırınca çok hoşuma gitti ya. Motor oil. Yani tenekelerin ezilmesi çok rahatlatıyor beni. Kurşunun ezilmesi mesela. Baksanıza şu kurşunun şöyle ezilmesi, büzülmesi çok hoşuma gidiyor. Bu popit oyuncağıydı. Bu da güzel. Bu toptu galiba. Ya, bu da iyi. Bu oyuncak da ezildi. Oh. Mum. Bu güçsüz bir mummuş ya. O kadar da iyi değil. Bu mum ne olacaktı biliyor musunuz? O hidrolik presin üstünde delikler oluyor ya. Oradan sıkışıp oradan fırttıracaktı. O zaman çok iyi olurdu işte. Kurabiye mi bunlar? Bunlar da fırttırır oradan. O görüntü çok hoşuma gidiyor ya. Şekerler patladı yani. Abi hayatımızda bir şekerin patladığını gördük ya. Bu da galiba süngerin ezilmesiydi. Bu ampul hemen patladı. Daha dokunmadan patladı ya. Bu mum. Yok, bu mum da biraz dayanıklı çıktı. Jelibonlar eziliyor. İşte budur ya. Aynı şekilde yine başka jelibonlar. Mis gibi ya. Altın para. Çok severim altın parayı. Yalnız dikine durması çok güzel oldu. Makaronlar gönder. Mis. Bu galiba rulman yüzüğü gibi bir şey ya. Rulman yüzüğü kaç kiloda patladı göremedim. Bu da 60-70 bin kilo. Kaç kilo ya? 103 ton, 110 ton falan dayandı ya. Islak sünger mi? Süngerin sıkılması da bir hoşuma gitmedi değil. Bu da çok güzel. Diş macunu yok. Sabun mu bu? Yani evet, ama bu suyun çıkması daha çok hoşuma gitti. $1,500 altın küpü mü? Nasıl ya? Abi bakır renkli altın küpü mü olur? Baksanıza ya, daha demin bu altın rengindeydi, gri oldu şimdi. Nasıl oldu? Altın sıkıştırılınca gri renge dönebilir mi? Yalan ya. Bunlar ip galiba, patlıyor ya bunlar. Hayır, patlamadan sevmiyorum. Rubik küpü. Bu da fışkırdı gitti, etrafa sıçradı falan. Bu da hoş değil. Bu bal kabağı çok güzel olacak. Rezal şuradan. Ben rezal dedim abi. Bu da iyiydi. Gözler yok oldu onlar. Kafalar da yok oldu. Makarna gibi ne güzel çıkıyor ya. Bu da tersten böyle alttan çıkışını görüyoruz. Alttan çıkışını hiç görmemiştim. Çok iyiymiş ya. Tamam, biz üstten fırtlamasını falan seviyoruz da alttan fırtlayınca da çok iyi oluyor. Fails. Çivi olmadı tabii. Bıçak fırlayacak. Fırlamadı. Niye fırlıyorsun ya? Top iyiydi. Niye kaydı?
Bu yani bu patlıyor zaten. Bu da patladı. Yok evet bunlar fail. Demek ki neymiş? Hidrolik prese, cam, bıçak, saçma sapan böyle iğneli diken gibi şeyler koymamak gerekiyor. Daha böyle nazik şeyler, daha böyle ezilmeye müsait şeyler koymak lazım. Misket koyarsan mesela patlar gider. O kadar da rahatlatıcı olmaz. Ya da bu cam daha dokunmadan kırılır gider. Ama işte böyle oyun hamuru koyarsan beni benden alırsın. Ya da böyle slime'lı gözler falan. Abi çok rahatlıyorum şu an ya. Cam mı? Bir sürü katman katman cam. Patlayacak ama... Patlamaya yaklaşması çok hoşuma gitti. Şöyle parça parça böyle her yer bir piksellendi falan ya, orası çok hoşuma gitti. Brokolinin hidrolik preste ne işi var ya? Pancarın ne işi var? Patates galiba bu da. Turuncu patates de olur mu onu da bilmiyorum. Limon falan. Yani biraz ezilmesi güzel ama. Bu ne karakter ya? Bir yerden tanıyacağım bunu ama tanıyamadım. Süpremli el bombası. Aa bunlar gerçek değil, animasyon. Ama hoşuma gitti ya. Bu galiba süt kutusu gibi bir şeydi ama içinden daha farklı renkli şeyler çıktı. Bu da kahve, barista falan yazıyor. Abi tamam kahve. Tamam bu kahveymiş, tamam kahveyi tutturduk sonunda. Kalpli mum. Oh çok güzel ezildi, çok hoşuma gitti. Aa, bu top patlayacak gibi ya. Aa patlamadı, hah şimdi patladı. Güzel bir noktada patladı. Bu inşallah slime oyuncaktır. Bir anda nasıl Hindistan cevizinden muma geçtik, mumdan niye böyle hızlandı ya? Neyse tadını çıkarın, hızlı hızlı izleyin tadını çıkarın. Bu ipler patlıyor, patlıyor, patladı. Bu ip zaten kesin patlar. Tenis topu yine patlar. Oo bu kavanoz hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Bunlar su maymuncuğu mu? Tamam bunlar da güzel. Tahtalar çok patlayacak gibi duruyor. Bunlar ekmek mi ya? Abi ekmeği de koymazsın hidrolik prese ya. İnşallah çöp atmamışsınızdır. Yani evet ekmek de bir hoşuma gitti ama bilemedim. Su şişesi. O su şişe genişliyor, patlıyor ondan sonra. Bu zaten gitti kahveler. Neydi? Toz gibi bir şey. Bu da güzel. Prese baret dayanır mı acaba? Yok, dayanamaz. Çok da güzel ezilip büzülür ama. Oo çok hoşuma gitti. Kasa mı? Abi kasa ne bileyim biraz fazla değil mi ya pres için? Paramparça oldu kasa. Ama yine hamur gibi böyle bükülmesi falan beni bayılttı şu an ya. Oh lastik ezil ezil yanlardan fırtla. Başka bir şeye niye geçtin? Bu ne ya? Kocaman tahta top muydu bu? Bowling topu zannettim ben ilk başta. Oo tüp yalnız çok tehlikeli ya. Ya içinde gaz olsaydı ya patlasaydı. Bu da garip bir top. İçinden slime mi çıkacak? Ne olacağını da anlamadım. O kurşun. Tamam çok güzel. Yalnız kurşun patladı gördünüz mü? 1 2 3 4 5 5 tane cam bilye tabii ki dayanamaz. Ama patlaması çok tehlikeli. Şu an benim gözüme bile geldi yani oradan. Abi bu kafa iyiymiş ya. Bunu niye ezdiniz? Bana verirdiniz ya. Bak buna üzüldüm şu an. Benim arka planda o kadar güzel dururdu ki bu. Çekiç tahta çekiç. Yok imkansız. Nivea köpük. Bundan çok ümitliyim. Bir an şöyle yan. Ama görüntü kapandı ya. Köpükten bir şey göremedim ki. Abi bak sinirlendim şimdi. Bu ne? Kilit gibi bir şey miydi? Ne olduğunu anlamadım ama paramparça etti ya. Koskoca çiviyi paramparça etti. Aa şey adı gelmiyor aklıma. Balta. Baltayı bildiğiniz şeye çekice çevirdi ya. Bu da plastik çekiç. Yok imkansız. Abi hidrolik pres bazen çok rahatlatıyor. Bazen beni çok sinirlendiriyor. Çünkü bazı şeyler sıçrıyor ya orada hiç hoşuma gitmiyor. Bak mesela sıçradı işte gördünüz mü hiç hoşuma gitmedi. Oo reis geldi 3310 reisi hatırlayanlar like. Abi bu kırardı normalde de demek ki bugün havasında değil ya. Yoksa kırardı o hidrolik presi. Abi bu çok güzel bir televizyon monitörmüş ya. Niye kırdınız ama? Aa çok hoşuma gitmişti. Çok retro bir şeydi ya. Çok tatlı görünüyordu ama paramparça oldu. Bu ne? Bu dökme demir falan herhalde. Aa abi niye sıçrıyorsun ya? Bükülsene. Bir saniye bu top makinenin içine mi girdi daha deminki? Bu patladı. Daha deminki galiba makinenin içine kadar girdi. Yani patlamadı. Makineyi büktü. Ben rahatlatıcı bir tane buldum. Bunu izleyelim. Abi şu demirin şu an bükülmesi... O kadar rahatlatıyor ki sanki oyun hamuru gibi ya. Onu alsam şöyle elimle mıncırsam sanki harbi ben de bükecekmişim gibi geliyor. Bu elmas mı ya? Abi kocaman bir elmas. İnşallah elmas değildir de. Yalnız makinenin içine saplanıyor. Gördünüz değil mi? Bir daha izleyelim mi? Alt kısmına bakarsanız makinenin içine doğru gidiyor. Yani daha kırılmıyor. Abi bence bu hidrolik presi yendi sayarım ben. Bu ne? Bu da hidrolik pres gibi değil de daha çok bıçak gibi. Demiri ne kadar güzel kesiyor. Ne kadar rahat kesti. Oh sanki ekmek kesiyor. Pamuk şekerin suya değince erimesi. Beni ne kadar iyi yaptı ya öyle. Bak bir anda sesim nasıl yumuşaklaştı görüyor musun? Daha demin merhaba arkadaşlar. Şeklinde olan sesim şimdi nasıl böyle oh rahatladı ya.
Kocaman bir salatalık galiba bu. Salatalığın üzerinde dilim var. Nasıl bir şey çıkacağını anlamadım. Aa, bayağı ince ince kesiyor şu an. Rahatlıyor muyum? Bu kesimi izledikçe bir hoşuma gidiyor sanki. Abi ne kadar ince kestin ya onu. Çok saçma bir şekilde insanı aşırı fazla rahatlatan bir görüntü. Kremin sıkılmasının şöyle yuvarlak yuvarlak şekil yapması. Abi tam bir sivilce sıkıyormuş gibi değil mi ya? Sivilce sıkınca da çünkü böyle yuvarlak yuvarlak oluyor, bir şeyler oluyor. Bu görüntü çok saçma ama çok fazla rahatlatıcı. Geriye sarınca aşırı rahatlatıcı oluyor. Abi köpüğü koyuyorlar terliğin içine. O deliklerden çıkıyor ya, bayılıyorum. Bu ne? Oo, bir sürü bir şey düşüyor. Gerçek video mu bu, animasyon mu? Aa, animasyon. Ama hepsi ayrı ayrı renklere ayrıldı. Çok iyi görünmedi mi? İşte gerçekte de böyle olsaydı. Buz mu bu? Galiba buz. Çok ilginç bir buz. Ben bunu Instagram'da görmüştüm. Dik dik olmuş buzlar, gördünüz mü? Bir sürü parça var orada uzunlamasına. Böyle fırlatamaz. Neyi fırlatıyor? Çuk diye oraya oturması peki yetenek mi, şans mı, yoksa rahatlatıcılığın ta kendisi? Bu bir şeyleri kesme videoları da beni çok rahatlatıyor. Reverse hali mi? Aa, reverse hali daha güzelmiş. Of, burada da ayakkabının altındaki tabanı çıkarıyor. Keşke sıfır bir şeyler alsam da şöyle üzerindeki jelatini söksem ya. Bayağıdır jelatin sökmedi. Bu ne? Isıtılmış galiba. Eriye eriye gidiyor. Şeyin üzerine, köpüğün üzerine falan bırakıyorlar ya, bayılıyorum ya. Aa, çekirdek değil mi ya bu? Vallahi çekirdeğin hiç böyle toplandığını görmemiştim. Ne güzel toplanıyor çekirdek. Ben hep tatile giderken falan görüyorum böyle tarlalarda o kocaman kocaman ay çekirdekleri. Tanesini alsam acaba, yesem ne olur ki? Yani sahibinden izin alıp bir tane alsak şöyle çitleyebilir miyiz acaba? Ne? Yavaşlatılmış bir görüntü. Yukarıda balon vardı, içinden ok mu geçti? Yalnız biz çok yanlış bir yerde durdurmuşuz videoyu. Devamı da varmış. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısın? Abi ne güzel, etrafa öyle örümcek ağı gibi açıldı bir anda. Nice. Videonun orijinalindeki adam beni görse kendisinden soğur ya. Boya karıştırma videosu. Bu çok rahatlatıcı olacak. Bakın şu an uykum geliyor. Oradaki dönme hareketi şu an beni hipnotize ediyor. Şu an hipnoz oluyorum. Çok güzel dönüyor ya. Çok rahatlatıcı ya. Boya karıştırmak istiyorum. Fıstık ezmesi değil mi ya bu? Fıstık ezmesinin böyle parlak ve pürüzsüz olması beni bitiriyor. Yalnız çok güzel bir kavanozmuş. Dümdüzdü çünkü. Fıstık ezmesi severler derneğini kuruyorum. Katılmak istiyorsan like'la. Bayılırım. Su kesme videosu mu bu? Adam suyu kesti. Adam suyu kesti. Son su bir kesici bükücü. Gerçi niye bu kadar şaşırdım ki? Ben de keserim suyu. Neyse tamam, o kadar da abartılacak bir şey değil. Sadece rahatlatıcıydı. Sarı mı kırmızı mı? Sarı. Ya, kaybettim, kırmızıymış. Pembe mi sarı mı? Altın sarısı. İşte bu. Kazandım. Beyaz mı sarı mı, yetişemiyorum. Beyaz diyecektim ama ben zaten kaybedecekmişim. 3'te 3 yapan var mı? Ablanın saçları biraz fazla güzel değil mi sizce de? Abi arada gökkuşağı falan var. Ama böyle toptan saçları dümdüz koyunca hiçbir şey görünmüyor. Yani aralardaki gökkuşağı görünmüyor. Rica ediyorum. Beni seviyorsan onu sıkıp patlatırsın. Evet, sık. Slime gibi. O sık sık patlamıyor. Siz onun yerinde olsaydınız benim için onu patlatmaz mıydınız? İğnelerin arasında slime topu gibi bir şey. Yani iyiydi. Evet, bu beni rahatlattı biraz. İşte bu animasyonlar efsane oluyor. Instagram'da ne zaman görsem sonuna kadar izlerim. Çok güzel oluyor ya. Bir sürü bıçaklar geçti. Oradan döküldü falan. Bir de sonsuz oluyor bunlar böyle. Sabaha kadar devam ediyor. Bu ne ya? Venom mu bu? Civa gibi, Venom gibi bir şey ama ne olduğunu anlamadım. Tek bildiğim kafamda şu an Eminem çalıyor. Tencere değil mi o? Çamurlu su döktü üstüne. Aa yok, boyasını çıkaran şeyden döktü. Ne güzel çıktı boyası ya. Evet, soy onu. Şu an çok yenilenmiş hissediyorum ya. Şu an çok iyi hissediyorum. Sanki böyle benim derimi çıkardılar da yeni deri çıktı altından gibi. Abimiz galiba sanatçı. Tamam, çok güzel. Fizikten yararlanarak ne güzel şeyler çiziyor öyle. Abi o renkler falan çok güzel dağılmadı mı? Aşırı güzel olmuş. Şunu git bir tane sanat galerisine koy. 10 milyar dolar istiyorum de satın alırlar. 10 milyar dolar biraz çok oldu değil mi? Tamam. 9.5'e alırım. Süngerin üstüne galiba kalıpla şekiller çıkarıyor. Yalnız çok güzel çıkmıyor mu şekiller? Hiçbir yamukluk yok. Çok iyi. Sanki robot yapıyormuş gibi. Çok düzgün. Abi bayıldım ya. Keşke şöyle koluma da bassan da şöyle her yerim şekil olsa. Bence dünyanın en zor videoları bunlar. Katman içerisinde katman. Katman içerisinde katman. Çizimin sonu gelmiyor. Ben şimdi buna şaşırmaktan nasıl rahatlayabilirim? Abi baksanıza, uzaydaki Among Us'ın gözünün içindeki kayığın yanından geçen balığın burnunun içerisindeki dağlardan adamın oradaki bayrakların orası. Bayrağın devamı da mı var? Bayrakların üstündeki uzaylının gözündeki beyninin içindeki adam.
Keşke bunu izlemeseydik. Bu videolar da Insta'da karşınıza çıkıyor değil mi? Daldan meyve yiyen insanlar. Yalnız o çok fazla sulu değil mi? Bak bak buralarım var ya acıdı şu an. O ekşilik ağzıma geldi. Ay ne güzel elma ya, öyle sulu sulu. Olsa da yesek. Uyumaya mı geldik? Acıkmaya mı geldik? Şaşırmaya mı geldik? Belli değil. Ağacın üstüne tabak bırakmış. Ne geldi tabaktan? Slime. Doğal slime mı geldi tabağa? Ne ya bu? Ağaçtan bir şeyler toplamış ama ne topladığını anlamadım. Bayağı slime gibi bir şey ya. Çok rahatlatıcı ama. Onu böyle bütün tabaktan sökmek istiyorum bir anda. Bana da göndersenize biraz. Ağacın zehri falan mı ya? Bayağı bir sürü bütün ağaçlara koymuş. Sabaha kadar izleyebilirim. Tertemiz oluyor tabaklar. Oo bu da dolmuş. Bundan iyi gelir. Bundan iyi geliyor. Of. Ya o boya çıkarma videoları vardı ya, aynısı işte ya. Sanki yenilenmiş gibi hissediyorum. Sizi dünyanın en güzel el yazısıyla baş başa bırakmak istiyorum. Sadece izleyin. Abi yazının güzelliğine bak ya. Bir insan eliyle nasıl böyle yazabilir? Sanki makine yazıyormuş gibi. Sandalyeyi yatırıyorum. Ben uyumaya gidiyorum. Çok güzel yazdı. Oh. Hadi gittim ben bak. Şu abinin düşüşünün güzelliğine bakar. Ya bu kadar smooth, bu kadar tatlı bir düşüş olabilir mi ya? Adamın düşüşü beni rahatlattı. Bu ne? Bardak mı, buz mu? Bırak bakayım. Aa bu animasyon. Niye böyle oldu ya? Böyle bir animasyon yapmak kimin aklına gelir ki? Ama adamın ayaklarına bakıyorum, hiç animasyon gibi değil ama animasyon. Şunun ne olduğunu birçok videoda size sormuştum. Çoğu kişi noodle demiş. Abi noodle ne kadar güzel yapılıyormuş ya. Baksanıza, gezdiriyorsun rende gibi bir şeyi. Oh, içinden slime gibi alıyorsun. Ondan sonra onları pişiriyorsun. Çok rahatlatıcı. Yani şöyle noodle oldu da biz mi yemedik? Bu aralar Venom ne yapıyor biliyor musunuz? Venom şişenin içine girmiş. Garip garip hareketler yapıyor. Abi bu ne? Tam olarak yani harbi Venom gibi böyle saçma sapan danslar ediyor falan. Venom. 3 evetle vuruyoruz. Galiba bir metal işçiliği en sevdiğimden. Oh mis gibi. Sanki bir kağıt parçası gibi böyle şekil verdi ya. Bayıldım ya. Aa devamı da var. Yuvarlak mı olacak yoksa ters de tepebilir diyecektim. Yuvarlak oldu. Oh be ne kadar güzel. Abi düz kağıt gibi demir bir anda yuvarlak oldu. Nasıl hoşuma gitti ya. Böyle metalin kağıt gibi ezilip büzülmesi benim aşırı hoşuma gidiyor. Paris'teki en iyi sıcak çikolata. Ay renginden belli. Bu çok güzel ya. Of krema da attım üstüne. Keşke Paris'te ben de olsam da. Ben de yesem vallahi. Ay kruvasan da bastın. Ay nasıl canım çekti şimdi ya. Kruvasan deyince niyeyse aklıma Avrupa yakası geliyor ya. Aramızdaki oldlar bir kendini belli etsin. Avrupa yakasında Burhan Altıntop'a kruvasan veriyorlardı. O da diyordu ki ben kuru hasan sevmiyorum çünkü bana kır geliyor. Biliyor musun benim kalemimi kırdılar. Niyeyse hep bu aklıma geliyor. Bu ne? Suyun içerisine... Aa bir şeyi bıraktılar. Aa çıkardığı şekle bakın. Abi yavaş çekimde meğerse dünya ne kadar garipmiş ya. Yani hızlı çekimde şu hareketi görmenizin imkanı yoktu. Yüzük gibi bir şeyi suyun içine bırakıyorsunuz. Şu çıkardığı şeklin güzelliğine bakar mısınız ya? Her şey aynı, her şey simetrik. Oh bardağın üstüne lazer. Abi şu lazer olayı da beni çok rahatlatıyor ya. Yani böyle hiçbir şey yokken bir anda oraya çok güzel ve çok özenli böyle dümdüz yazılar yazıyor ya. Aşırı hoşuma gidiyor. Baksanıza bir sürü oraya küçük küçük detaylar ekledi. Abi müthiş bir şey ya bu lazer. Oh oradan da çerçevesi geliyor. Ya şu lazer işçisi olsam mesela sabaha kadar bunu izlerim ama niye yan geliyor? Yani şöyle düzden alsaydın ya. Benden daha iyi biliyorlardır muhtemelen de. Yani Şerif Sıvat. Abi yazıyı hiç okumamıştım ya. Bu polise falan gidecek herhalde bu bardak. SWAT dediğine göre bayağı iyi bir polis ekibine falan gidiyor bu. İnşallah iyi iyi içersiniz vallahi kahvelerinizi, çaylarınızı. Yalnız izlemek rahatlatıcı değil mi? Bana katılıyor musunuz? Buz kesme videosunda eğer güzel şekilli bir elmas yaparsan harbi şurada kıvrılır uyurum abi. Baştan söylüyorum. Kes bakayım güzel güzel. Evet, tamam. Elmas mı gelecek yoksa başka bir şey de gelebilir. Tamam mı? Elmas geliyor. Yalnız böyle tertemiz buz yapabilmek için neye ihtiyacımız var bir yazabilir misiniz? Bizim buzluktaki buzlara bakıyorum, içi görünmüyor. İçi böyle beyaz yani boyanmış gibi. Bu ne kadar güzel saydam. Bu ne? Ay ne güzel kestin. Bunun içi ne güzeldir ya. Cheesecake falan mı acaba? Oh üstüne de onları koydun. Bir canım çekti, bir canım çekti ki sorma ya. Çim biçme makinesiyle kenarların düzeltilmesi de gerçekten çok hoşuma gider. Yani arkada bıraktığı izlere bakın. Önden izlemeyin de arkasında bıraktığı düzgün çimenlere bakın, çok rahatlatıcı. Aa havai fişek mi ya bu? Abi nasıl böyle böyle oluyor?
Birisi mi acaba öyle atıyor onları? Yalnız havai fişeklerden hoşlanmam ama bunların da görüntüsü bir hoşuma gitti. Şöyle şöyle olması bayağı hoşuma gitti. Ama dediğim gibi havai fişeklerden hoşlanmıyorum çünkü havai fişekler patlayınca kuşların kalbi duruyormuş. Korkuyormuş garibanlar. Havai fişek atmayın. Ablanın saçına ne yaptınız ya öyle? Yağ mı sürdünüz? O ne o? Aa böyle kıvrımlı çok eski bir moda saç var, bildiniz değil mi onu? Onu yapmışlar ama saç çok güzel görünüyor ya, böyle parlak tek parça, böyle yağlı gibi falan. Bu ne? Oradan bir şey akıyor. Ay donut mu bu? Aa bu ne ya? Ne kadar ilginç bir yemek mi bu? Abi çok tatlı. Baksana nasıl oynuyorlar. Aa titret titret. Herhalde jelibon falan ya. Abi ben bunları yemeye kıyamam ki. Ya da öyle bir kıyarım ki var ya, aklınız gider. Yıkadı. Yıkanmaz ki ya bu. Sabun falan mı acaba? Abi ne olduğunu hiç anlamadım ama çok güzel. Şimdi bayrakları asma zamanı. Çünkü rahatlatıcı videoda karşımıza Türk bir baklava videosu çıktı ya. Abi baklavadan daha rahatlatıcı ne olabilir? Şunun altının güzelliğine bakar mısınız ya? Yalnız aşırı canım çekti. Yani altını göstermeseydi iyiydi de altını görünce bir kilo baklava yiyesim geldi ya. Yiyemem ama yersem çok kilo alırım ve denize girerken hiç güzel olmaz. Hidrolik pres tabii ki rahatlatıcı videoda olmalıydı. Oh. Yani şunların şöyle o deliklerden çıkması var ya, beni çıldırtıyor ya. Bu neydi? İp miydi? Yok bu hiç güzel olmadı ya. Şöyle mum falan yok mu? Başka bir şey. Aha vallahi kalbi temiz adamım, mum geldi. O deliklerden fışkırıyor ya. Bayılıyorum ya. Hadi bir daha. Oh yemin ediyorum rahatladım. Oh devamı da mı var? Bowling topu hiç güzel olmadı ama ya. Bowling top böyle ezilmesi lazım bir şeylerin. Böyle patlayınca hoşuma gitmiyor. Bu da galiba bir pasta. Yalnız niye öyle yapıyorsun onu anlamadım ama çok güzel yapıyorsun ya. Oh. Vallahi izlemek ne kadar keyifli. Keşke bir de parmak çalsam da şöyle bir tane tadına baksam ya. Yalnız sanki pasta yemişim gibi hissettim bir an. Sanırım bu bir marangoz ya da tahta işçiliği falan da diyebiliriz. Yalnız o tahtanın öyle dondurma gibi katlanmasına var ya, bayılıyorum ya. Tamam çiz, ne yapacaksın sen sonunda? O ilginç ilginç aletleri var. Oh. Herhalde sonunda bir şey yapacak. Ya da biz rahatlayalım diye mi böyle düz düz kesiyor, anlamadım ki. Tamam. Ha bir şeyler çizdiğine göre tamam. Sonunda da güzel bir şey çıkacak herhalde. Pringles gibi ya. Cips gibi abi. Şunları var ya, alıp ağzıma atasım geliyor. Bayağı. Aa köpek mi? Aa kediye bak. Ay yemin ediyorum dünyanın en tatlı kedi oyuncakları, köpek oyuncakları çok güzel ya. Tahtadan böyle, bunun dokusu falan da çok güzeldir ya. Klavye mi bu? Aa, klavyenin üstüne koruyucu koydu. Tamam çikolata. Aa bu şey. Tamam bunu biliyorum da o pembelisini bilmiyordum. Beyazlısı da varmış. Abi biz niye her seferinde onun normal çikolatalısını alıyoruz ya? Yok mu Türkiye'de? Tamam çiğ falan diyor. Ay yalnız çok güzel bir oyun oynama ya da dizi film izleme ortamı olacak ya. Bu ne? Pasta tarifi falan mı? Hamur, yumurta, tatlılar bilmem neler. Tamam oraya koydun. Öyle oldu, pasta oldu. Slime mı? Bir saniye bunu tekrar izlemem lazım. Nasıl slime olabilir ya? Harbi yumurta bu. Tatlı şeyler. Ha burada slime'laşıyor. Abi yok ya ama. Hiç de slime gibi değil. Ben pasta olduğuna çok inanmıştım bunun. Oo bir şeylerin eritilmiş hali. Yani şu love gibi görüntü var ya. Beni benden alıyor ya. Oo ne kadar güzel aktı öyle ve çok akışkan da değil ya. O çok hoşuma gidiyor. Yalnız et yandı. Yine mi hidrolik pres? Çok şanslıyım ya. Listerin olmaz ki bu. Patlar ya. Abi yok hiç olmadı ya. Beklediğim gibi olmadı. Bu ne? Bu da patlayacak. Ha bu da gitti. Bu olur. Bu olur, bu çok iyi olur. Oh. Oh bu ne? Vallahi çok iyi oldu ya. Tamam. Basket girdi. Aa ne güzel cuk oturdu oraya. Cuk oturma videoları mı bu? Bayılırım. Trick shot. Abi çok güzel. Hepsi birbirine nasıl oturuyor ya? Ama bunları var ya binlerce kez deniyorlar ya. Gerçi bu çöp atmayı o kadar denememiş olabilir ama bunu da çok denememiştir belki. Tamam bu da cuk oturdu. O da boynuna oturdu. Tam yolculuğa çıkma vakti ya. Tatile gitmek istiyorum ben, ne alaka. Bu ne? Bunun ne olduğunu al. Aha jacuzzi. Ay ne kadar iğrenç bir şey. Aa bayağı iğrenç bir jacuzzi. Abi örümcek falan ev yapmış. Ay böyle bir jacuzziniz var. Böyle toplanmalı oturabileceğiniz. Niye kullanmıyorsunuz ya? Çamur bağlamış her tarafı. Temizle. Bunun temizlendiğini görmek beni yeterince rahatlatır bu arada. Oh filtreleri falan da temizle temizle. Oh mis gibi oldu ya. Onu da sık öyle. Köpürt köpürt köpürt.
Ver coşkuyu, ver coşkuyu. Oh mis gibi. Oh ay, bir sürü çamurlu su çıktı. Yalnız harbi benim bundanım olsa ben bunun içinden çıkmam. Onun için de video çekerim hatta. Şunun yemesi şu an beni rahatlatıyor. Abi çok tatlı yemiyor mu ya, dudaklara bak. Gerçi onu ben de size yaparım. Bu arada ağız şapırdatma sesine uyuz olanlar şu an videodan gitti. Tamam geri gelim çünkü ben de zaten sinir oluyorum o sese. Oo, atı tıraş edeceksin. Hadi güzel bir tıraş göreyim. Oh, evet. Tam göremedik ama devamını. Bir at tıraş etmek bence çok rahatlatıcı olabilir. Bu ne? Tabağın içine şuradan bir şey alıp koyuyor, görüyor musunuz? Abi elinden sıkıyor, oradan bir top alıyor. Çok mantıklı, oradan da haşlanacak yere falan. Bu ne acaba, köfte mi yapıyor? Oo, bal. Bala bayılırım. Her sabah bal yerim. Kahvaltı çok iyi gider. Yalnız balı böyle kovan gibi bir şeyiyle kesmek çok güzel olabilir ya, peteğiyle beraber. Abi rahatlatıcı. Ay bir ısırsam mı ya onu? Ay nasıl canım çekti. Onu ısırmak istiyorum şu an. Boya fırçası değil mi ya? Ne çıkacak ortaya? Abla onu silah gibi... Oradan güzel foto mu? Oo, görsel çok güzel ama ya. O suların böyle etrafı açılması falan. Sizce de çok güzel olmadı mı şu an? Onlar ne ya? Bunlar örcek. Örcek mi? Ördekle civcivi karıştırdım galiba. Örcek diye bir şey buldum yeni. Bunlar ördek mi civciv mi ya? Ama aşırı tatlılar. 3 tane pizzacı başlayın. Hangisi önce bitirecek? 1, 2, 3. Birinci önce bitirdi. İkinci ortada. Üçüncü. Ben yine ne dediğimi hiç anlamadım ya. Oo, güzel bir dalga geliyor. Islanmasanız mı acaba? Islanacaksınız gibi de. Abi bu dalgalar nereden geldi böyle? Çok güzel dalgalar ama ya. Ben zaten deniz severim bilirsiniz. Beni korkutmaz böyle dalgalar falan. Asma kilitle rahatlatıcı ne yapabilirsin ki acaba? Tamam, onu oraya. Sen bize şu an asma kilit nasıl açılır onu gösterdin abi. Yani şimdi durduk yere illegal bir bilgi öğrendik. Biz buraya rahatlamaya gelmiştik. Adam bize ne öğretti ya? Tamam, çabuk o görüntüleri beyninden sil. Tütsü mü bu? Çok güzel bir görüntü çıkacağına ben şimdiden eminim. Çünkü bu tütsüler zaten satılıyor. Aşırı güzel görüntü çıkıyor ya. Bakar mısınız, o duman ne kadar güzel. Oradan oraya gidiyor. Oradan oraya. Oradan oraya. Oradan oraya. Çok güzel ya. Niye üfledin ama? Ama niye üfledin? Biz ne güzel rahatlamaya çalışıyoruz ya. Sepete flash mı tutuyor? Abi yalnız çok güzel bir görüntü çıkmıyor mu ya şu an? Ben hipnoz oldum. Evladım niye alıyorsun onu? Ya bizim rahatlamamızı kimse istemiyor. Bir tek ben istiyorum. Klima açın. Yıllardır videoları çekerken bana yardımcı olan klimamız da sonunda kadraja girebildi. Klimaya bir alkış. Sen olmasan çekemezdik yaz günlerinde. Abi suratına karton yapıştırmışsın, neden? Ay yok oluyorsun. Ha burada video shop var ya, o adam o kadar yok olmuş olamaz. Şu an galiba bir patatesin temizlenişini mi izliyoruz? Abi bakım yapılan bir patates. Şu bakımları bana yapmadılar ya. Baksanıza bir sürü losyonlar falan, fondöten bile sıktılar. Ama bu patateslikten çıktı, bu insan oldu. Aa zaten amaç da onu insan yapmakmış ya. Gözler falan oldu. Abi burun da oldu. Bu patates benim tanıdığım birine gayet benziyor yani. Ben böyle bir insan tanıyorum hayatımda. Patatesten bile adam olur dediklerinize gönderin bu videoyu. Bu ne? İneğin önüne külah mıydı o? Ne yapacak o onunla? Ha dondurma dolduracak. Dünyanın en tatlı dondurmacısı ya. Yalnız o dondurmanın dolma şekli, şöyle döne döne doluyor ya, ben çok seviyorum o şekli. Bunlar ne? Adam ne güzel akvaryum, orada kuş var falan. Ortam çok güzel değil mi ya? Adam bildiğiniz kendi evinde habitat yaratmış. Balıklar da maşallah tombul tombul. Tanesi 5 kilo olan Japon balığı mı olur ya? Çok güzel ama ortam. Göklerden gelen bir abla vardır. Abla göklerden niye geldi? O çok smooth geldi ama böyle, fark ettiniz değil mi? Kaydı yani. Abla ünlü falan mı ya acaba? Çok böyle rahatlatıcı hareketleri var bak. Öyle hareketler yapıyor ki insan izlerken rahatlıyor. Oo, parçalayıcıya taş atmışlar ya. Abi şu parçalayıcının içine dünyayı at, onu bile parçalar. Parçala bakayım. Şu an ama çok sıçrıyor falan, hoşuma gitmedi ya. Şu ana kadar rahatlayamadım ben. Şu parçaya güzel bir şeyler olursa rahatlarım gibi. Hadi git, hadi yok ol artık. Hadi git buradan. Tamam bir parça. Oh. Tamam, tertemiz oldu, ben iyi oldum. Aloe vera. Aynen, aloe vera işçiliği. Onun içindeki jel falan çok rahatlatıcı oluyor ya. Abi bembeyaz bir jel çıkıyor. Şu işte ben çalışırdım. Tek yapman gereken aloe verayı al, oradan sapla, oradan fit diye kes, al, bir şeyler yap, gönder. Kara şekil veren şey değil mi bu? Aynen, kar kalıbı. Bakayım ne oldu? Kalp çıktı.
Aa, ağacın güzelliğine bak. Ya keşke benim de bundanım olsa da gitsem sokaktaki bütün ağaçlara böyle kalpler falan yapsam ya. Yalnız bir şey diyeceğim, ayakta da rahatlanmıyor ki yani, ben yoruluyorum şu an. Neyse, yorulayım iyice, bu rahatlatıcı videoları da izleyeyim, ondan sonra yatağa yattığım an İşte benim en sevdiğim, favorim geldi. Şu fırçanın temizlenmesi kadar beni hayatta hiçbir şey rahatlatmıyor. Bir fırça temizlenmesi, bir de halıların temizlenmesi. Bayılıyorum. Robot var. Ha, boya döküyor. Şu an hipnoz mu oluyorum acaba? Şu an galiba hipnoz oldum ya. Bir şeyi boyadı da neyi boyadığını ben anlamadım. Kesin vernik sürecek. Kesin. Ha yok, vernik değilmiş de üstündeki tozları alıyormuş. Oh. Rahatladım. Bak tertemiz. Oo, parçalar çok güzel oturmuyor mu yerine? Cuk diye oturuyor. Aa, çok güzelmiş ya bu. Yeni tür puzzle falan mı? Bunu ne deyip satın alabiliriz? Tarla sürüyorlar. Aa, çok güzel. Ortam da çok güzel. Görüntü de çok güzel. Ne güzel, bak geldiler, temizlediler, gittiler ya. Oo, halı temizleme. Bak daha demin halı temizleme dedim, geldi. Güzel değil mi ama, rahatlamıyor musunuz? Ben şu an o halı tertemiz olduğu için çok mutluyum. Golf topu deliği mi yapılıyor? Aynen, golf deliği falan yapacak herhalde. Oradan bir parça toprak aldın. Tamam. Abi bir parça toprak ne kadar güzel görünüyor. Brownie kek gibi görünmüyor mu ya? Yerim ben onu ya. Kruvasan fabrikası galiba. Oo, ne güzel yapıyorsunuz kruvasanları. Ben bu fabrikanın sahibi olsaydım tepeden şöyle bakardım. Bakarken uyuyakalırdım. Araç yıkama mı bu? Abi hayatımda ilk kez böyle bir araba yıkama makinesi görüyorum şu an. İki katlı otobüsü yıkıyorlar. Çok güzel. Abi keşke şu şöyle çok fazla çamurlu olsaydı da temizlenişini izleseydik ya. O zaman işte gerçekten ayakta uyuyabilirdim. Bunu daldıracaksın galiba. İçinden şekilli bir şeyler çıkacak. Daldır, 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 daldır. Tamam, oldu. Çıkar bakayım. Ha, güzel. Kağıt oldu böyle. Karışık bir şey oldu. Güzel boyama mı? Aa, köşeleri düzeltiyor. Ya, tam orada bir milim kaldı diyecektim. Beni içten duydun galiba. Çok güzel boyadın ama ya. Böyle güzel boyamalar da beni çok rahatlatıyor. Işığın üstüne ne geçirdi de öyle? Ben şu an gayet bir sinema efekti görüyorum. Çok güzel bir şeydi bu. Ne oldu ya orada? 2 saniyede ne yaptın sen bize? Ben ne izlediğimi de anlamadım da bir sinema efekti izledik. Oo. Çıtırlı slime. İçinde çıtır çıtır parçalar olan slime. Ah, bu da. Ez onları, evet. Hayır, koparma, ez. Yani yeni çekiştiriyorsun. Ez onu. Bu mantar mı? Hayatımda hiç böyle bir mantar görmedim de. İnşallah mantar değildi. Ha tamam, çamur. Ben bir an bunu mantar zannettim. Dünyanın en korkunç mantarı olacaktı ya. Neydi ki bu? Çok güzel temizlendi. Aa, kes onu. Evet. Abi o ses rahatlatıyor beni ya. Oo, jel topları. Evet, iğnelerin arasında. Oh, paramparça oldu. Kimin yağları eridi. Oo, bir de geri sarması var bunun. Abi çok güzel videoydu ya. Bu adamın yaptığı bu boyalar ne kadar güzel. Abi ben bu sesle konuşamıyorum ben ya. Benim sesimin böyle olması lazım. Yalnız o renkler falan hoşuma gitti de senin maske kim maskesi ya? Bu kim ya bu? Arabanın her yerini kar kaplamış. Kapı kapanıyor. Oo, tam oturdu. Abi hiçbir şey belli olmuyor şu an. Böyle bir şeyler cuk oturunca ben bayılıyorum. Denizde yüzen bir kaplumbağa ve etrafını balıklar sarmış. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız ya? Çok rahatlatıcı değil mi abi? Ne güzel yüzüyor öyle. Benim rahatlatıcı spesiyallerimden bir tanesi halı yıkama videoları. Ben halı yıkama videolarına bayılırım. Yani şu aletle şöyle ittirince var ya, benim için gerçekten çok rahatlatıcı oluyor. Bir de bunların böyle tepeden çekilenleri var. Ben onları daha çok seviyorum. Burada tam temizlenmiş diye görünmüyor. Tepeden çekilince çok güzel oluyor. Kimler bana katılıyor görebilir miyim? Halı yıkama videoları efsanedir, bombadır, en iyisidir. Kimler duşta böyle elinde balon yapıp oynuyorlar? Ben hala oynuyorum. Çok hoşuma gidiyor ya. Aa, bu içinde duman var. Ne güzel titretiyor öyle. Oo, bak. Şu an rahatlıyorum. Sanki kendimi balon gibi hissediyorum. Böyle köşelerimden arınmışım gibi. Yapıyorsun biliyorum. O duştayken, saçlarını yıkarken falan böyle buradan üflüyorsun. Buradan böyle top çıkıyor. Onunla oynuyorsun biliyorum. Bence bu videonun en rahatlatıcı görüntüsü. Suyun içerisine attılar. O sular böyle ne kadar güzel dağılıyor ya. Bak, çizgi çizgi hepsi yukarı gitti. Çok simetrik bir şekilde. Çok hoşuma gitti. Bence bu videonun en iyisiydi. Hamur mu? Herhalde hamur. Ha, üstüne çikolata döküyorlar. Tamam, hamur değilmiş bu. Başka bir şeymiş. Çikolata eriyor. Abi çok güzel döktün yalnız. Çok simetrik döktün. Halı yıkama videolarından sonra ben de bu cam silme videoları gelir abi. Ben bunlara bayılırım. Bak ne güzel. Tertemiz etti. İşte bu. Bunu bekliyorum. Çok güzel. Lütfen hiçbir yerde bir şey kalmasın. Evet. Evet.
Oh be. Abi evde birisi yap şunu hem de rahatlarsın dese yapmam, ben izlemem lazım. Bunlar kocaman alüminyum toplar mı? Ne kadar güzel görünüyorlar şişince. Abi çok çekici ya. Ben de istiyorum. Çok tatlı duruyor. Havuzum olsaydı koyardım da bir şey eksik. Eksik olan şey bu toplar değil. Başka bir şey eksik. Bayağı pahalı bir şey eksik. Rubik küpü gibi stop motion her yeri boyadı. Ha, renk geçişleri ne kadar rahatlatıcı ya. Abi bu küp çok güzel görünüyor ama. Geçişler falan çok soft. Bu animasyon galiba. Ne animasyonu? Küp görüyorum. Küp düşüyor düşüyor ama o sular dökülmüyor. Güzel bir animasyondu yani. Kimin aklına böyle bir şey yapmak geldi ki? Hidrolik pres videoları da bende 3. sırada gelir. Hidrolik pres videolarına da bayılırım. Evet bak, mis gibi ezildi, çok güzel oldu. Bu çok ezilir mi? Bu çok ezilecek gibi değil ya. Aa, ezildi. İşte bu. Geliyor, mum var, pasta var. Daha ne olsun abi? Geliyor geliyor geliyor. Ah, çok iyiydim. Hop. Polen mi bunlar? Galiba polenleri ateşe verdi. Ay çok güzel görünüyor. Yani kontrolden çıkmaz inşallah ama görüntü çok güzel. Bunu birkaç önceki videoda gördük. Kimler o videoyu izledi bir görebilir miyim? Dünyanın en rahatlatıcı patatesini göreceksiniz şimdi, bakın. Cerrahi işlemlerin sonucunda şu patatesin güzelliğine bak. Abi çok güzel. Bir şey fırlattı ama. Ha, rakete top fırlattı. Aa, havada kaldı. Bu nasıl bir görüntü böyle? Abi dünya yavaş çekimde gerçekten çok acayip. Burası kesin Tokyo'dur ya. Niyeyse Tokyo diyesim geldi. Şu insanların geçişine bakar mısınız? Karınca gibiler. Arabalar geliyor, insanlar geçiyor. Kalabalık çoğalıyor, azalıyor falan. Animasyon mu yine? Onları kestin. Güzel güzel şöyle dilim dilim ayrılırsa çok hoşuma gider. Aynen, tamam. Oh. Abi şu animasyonlar müthiş oluyor çünkü perfect oluyor yani. Hani çok kusursuz çiziliyor ya, o yüzden çok hoşuma gidiyor. O kadar söylememe rağmen hala da kanala abone değilseniz teessüf ederim, alınırım, gücenirim, üzülürüm. Lütfen ben su içerken siz de abone olmayı unutmayın. Abone olanlar da ailemize hoş geldiniz. Aa, ne kadar garip bir fırça o. Abi ne güzel boyadın ya. Evet. Hadi ortayı da ve şurada küçük bir nokta var. Çok güzeldi. Lütfen bir daha izlemek isterim. Şu boyamanın güzelliğine bak ya. Evet. Aynen. Evet. Oraya da. Hadi ortayı da. Abi çok güzel boyuyor ya. Lütfen gel beni de boya. İki adam dövüşecek mi acaba ya? Ha yok, lav fırlattı. Lava vurunca ne kadar garip bir görüntü çıktı ortaya. Abi yanmadınız değil mi? Bir şey olmadı. Görüntü çok güzeldi. Bunu yavaş çekimde izlemek lazım aslında. Bunu sadece çizgi filmlerde görmüştüm. Abi onu atmasa mıydın ya? Gidişi çok güzeldi. Bu kesin çığa falan sebep olur. Abi çığ düşecek senin yüzünden. Gidiyor. Sonsuza kadar o büyüye büyüye gidecek demek ki. Lütfen böyle karlı haritalarda falan şu hareketi yapmayın. Oo, ben bu videoyu biliyorum. Benim favori videom. Şu kremin çıkışının güzelliği yani. Sadece bunu söylemek istiyorum. Çok güzel çıktı. Tebrikler. Hadi Bahçıvan abi yap şovunu. Rahatlat bizi. İnşallah benim de bir gün böyle çimlerim falan olursa kendim biçmeyi çok isterim. Çünkü yeni biçilmiş çim kokusu gerçekten dünyanın en güzel kokularından birisi. Abi ne güzel düzledin orayı ya. Gerçi biraz dalgalı kaldı ama olur yani. Yine geldi şu balonlu sulu videolar. Balonu kesiyor, içerisinden buz çıkıyor. Onu kırınca tekrar içinden balon. Bunu mesela anlamadım. En baştaki o renkli o boya veren ne iyiydi de. Bunun olayını anlamıyorum ya. Aramızda bunu izleyip rahatlayan var mı? Tamam. Su oldu, bitti bitti. Oo, bu ne? Bu origami yapmış. Çevirdikçe renkler değişiyor. Çok güzel geçişli renkler oluyor. Bunu nasıl yaptınız? Bu çok zordur. Hydro dipping galiba. Ne fotoğrafı bunlar? Testten bakayım. Anlamadım. Dur bakalım, terlik çıkınca ne çıkacak? GTA mı? Lütfen. Lütfen, lütfen bana bundan ya. Beni tanıyanlar bilir gerçekten. Söylemeyeceğim, benim en sevdiğim oyun ne? Eğer kemik kitledensen, eğer oldsan, eğer beni tanıyorsan bunu bilirsin. Ya o terler istiyor. Aa, ben bu videoları unutmuşum. Bunlar bence birinci sırada ya. Abi ne olursa olsun. Daha demek sıralamayı değiştiriyorum. Bu gerçekten aşırı rahatlatıcı. Bir de şöyle içten al. Almadın ama neyse, ben zaten rahatlamıştım çoktan. Ocağın üstüne demir mi koydu o? Ne olacak? Ha, ataç bu. Isınınca geri düzeliyor mu? Nasıl olabilir ya? Ataç demir. Yani demir ısınınca eski haline mi döner? Benim kimyam zayıftı, o yüzden çok bilemedim. Sanırım ortada paslı bir para var. Aynen. Bizim para mı ya bu? Çok güzel temizleniyor şu an. Lazerle temizlik gerçekten müthiş bir şey. Kimin parası ya bu? Gözlük kaldı orada. Ne güzel bir bardak ve çaydanlıkmış.
Çok da güzel su döküyor şu an. Yavaş çekimde mi bu video yoksa hızlı çekim mi? Tamam. Aa, hiç dökülmeden tam milimlik bıraktı orada. Bir damla daha koysan dökülecek. Oo, güzel el yazısı. Weekend. Yok, kim ne yazdın? Weekend. Aa, çok güzel yazdın ama. Bunu ben Insta'da da görmüştüm. Büyük büyük kabloları parçalama makinesi. Geliyor. Abi çok güzel çıkmıyor mu ya içerisinden? Çok müthiş parçaladı yani. Şu görüntünün rahatlatıcılığı 10 numara. Karlı yolda araba yolculuğu, çok güzel görüntü. Bunu zaten yakın zamanda yaşayacağız. Harika görünüyor. Bak ne güzel orada yollar böyle karlanmış falan. Aslında kışı hiç sevmem ama şu karlı olaylar falan da güzel. Aslında en güzel kar şehirde yağan değil de böyle orman gibi bir yerde olacaksın. 10 numara. O zaman bir göreyim kimler benim gibi yazcı, kimler benim tersimde kışçı. Ne? Çorba mı? Yin yang çorbası mı ya bu? Harbiden yin yang çıktı. Ben sallamıştım ama yin yang çorbası oldu. İkisi de birbirine karışmadı falan. Ha, onlardan da içine birer tane. Aynen. Yin yang'ın anlamı çünkü her iyiliğin içinde bir kötülük, her kötülüğün içinde bir iyilik vardır. Demek güzel oldu. Bunlar ne? Küçük küçük bilyeler mi? Bir şeyler geliyor. Rahatlatıcı bir şeyler oluyor ama ne olduklarını anlamadım. Bu videoyu kesinlikle izlemeliydik. Yani bunu göstermeden videoyu bitirmem imkansızdı. Kruvasan bayılırım. Abi kruvasan çok güzel bir şeydir. Bu adamın yaptığı kruvasanlar ne kadar çekici duruyor ya. Abi böyle pofidik pofidik. Tadının güzel olduğuna ben buradan eminim yani. Şu monitörden kokusu geldi. Kesin bu kartlarla çok şekilli hareketler yapacak diyecektim de sen açmışsın biraz. Var mı aramızda böyle şeyler yapabilen? Abi nasıl açtın ya onu? Aa, anlamadım. Adam kartlara fısıldayan adam. Bence artık videonun sonuna gelebiliriz. Şu denizin güzelliğine kendinizi bırakın. Arkanıza yaslanın. Artık gözleri de kapatın. Deniz dedin mi benim akan sular duruyor bende. Şu ortam ne kadar güzel. Yazın gelmesine Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Oho! 4 16. Bu şakayı yapmak istemezdim ama çok güzel yazdım bu arada. 4x4 nitro da arabanın camına niye yazıyorsun ki bunları ya? Yazık arabanın camına. Bu sanırım parlatıcı döküyorlar ya da epoksi de olabilir. Şu an ne olduğunu anlamadım. Bu da bir şeyin içine giren başka bir şey döne döne giriyor. Aa, oradan katman kesiyor. Çok güzel görünüyor. Spiral şeklinde içinden şekil çıkarıyor. Aslında bunu karpuzun içine batıracaksın. Spiralli karpuz olacak. Bu arada yine en sevdiğim video geldi. Götür 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 götür. Çilek sosu gibi değil mi ya şu an onun rengi? Boyanın rengi çok güzel. Ne yine? Aa, tişörte yazı yazıyor. Yalnız çok güzel yazmıyor mu? Ashley yazdı galiba da. Dünyanın en güzel yazısı bu olabilir şu an. Elinde bunu nasıl yazıyorsun ya? İki eliyle yazıyor şöyle. Bununla destek oluyor. Çok ilginç ya. Müthiş yetenek. Aa, ben demedim mi ama halı temizleme videolarına bayılırım diye. Abi o ittirdikçe su çıkıyor ya. Bayılıyorum ya. Bunlar da sanırım düzleme videoları. Yani buna öyle demem mi gerekiyor bilmiyorum ama bir şeyin içine bir şey koyuyorlar sonra düzlüyorlar. Bak bu güzel olabilir. Evet bu güzeldi. Ooo, kiremit yol görüntüsü veriyorlar. Çok rahatlatıcı demiş. Harbi çok rahatlatıcı ya. Sen ne yapıyorsun abi? Ne güzel duvar boyuyorsun ya. Oh. Vallahi mis gibi. O duvarın boyanışını bütün gün izleyebilirim. Bu aralar böyle mutfak düzenleme videoları çok popüler olmaya başladı. Benim de çok hoşuma gidiyor ya. Böyle düzenli bir şekilde her yeri dolduruyorlar ya. Bayılıyorum. Havuz temizleme videosu mu bu? Ay çok güzel, bayılırım. Mis gibi yap o havuzu. Oh, güzel önden bir fırça mis gibi. Allah'ım inşallah bir gün hepimizin havuzu olur da temizlenişini rahatlaya rahatlaya izleriz ya. Oh, içindeki pis çamurları al. Kötü kokuyordur ya, o yosun kokuyordur. Yalnız bayağı kirli bu. Kimse girmiyor mu ya buna? Benim havuzum olacak, böyle kirli olacak, ben girmeyeceğim. Kışın -5'te girmezsem ben mert değilim. Sırada cuk sesinin geldiği çok güzel videolar var. Cuk diye giriyor her şey yerine ama bence ters bir görüntü yapmışlar. Çünkü o ipi iğneye geçirmen çok zordu. Oh. Mis gibi ya, her şey cuk diye oturuyor. Oh, fiş cuk diye oturdu. Ben de bazen bilgisayarın kasasına USB'yi takınca cuk diye oturunca bir rahatlıyorum ya. Bu ne? Banyoya bir şey döküyor şu an. Yer zemin gibi bir şey mi bu? Ha, zemini bununla kaplıyorsun. Oo, çok güzel, pürüzsüz ve parlak görünüyor. Rengi maviymiş ya. Tazyikli suyla bir şey yıkıyor. Ne güzel mavi oldu bir anda rengi. Oh, tertemiz oldu. Böyle renkli bir şey yıkamak çok keyifli olur. Çünkü kirin nerede kaldığını görebiliyorsun. Mis gibi bak, şurada hiç kaldı mı? Kalmadı. Oo, arkasında yıkayacaksın mı? Önü tertemiz oldu, tamam. Oy, çok sesi geldi.
Of, bunda da cuk sesi geldi. At onu bakayım. Oh, mis gibi yerine oturdu. Doğruya girdi. Oh. Yalnız bunu çekmek için kaç kez denediniz ya? Bu ne ya? Abi bu dünyanın en küçük kasap satırı olabilir mi? Bunun adı satır değil ki. Sat. Yani anca sat olur bundan ama. Bayağı da keskinmiş ya. Aloe vera da zaten bir rahatlatıcı videoda olmasa olmazdı. Kes bakayım aloe verayı. Aloe vera'nın içindeki jel çok güzel ya. Ay, bayağı da dolu dolu çıktı. Bu galiba tel kadayıf yapma aleti olabilir mi ya? Ya da şeker yapıyorlar muhtemelen bunlar. Bayağı döndükçe genişliyor, fark ediyor musunuz? Yani küçüktü videonun ilk başında. Böyle döndükçe daha bir büyüyor, daha bir genişliyor. Çok hoşuma gitti ya. Aa, beni zayıf noktamdan vurdu ya. Deniz görüntüsü, dalga görüntüsü. Ben uyumaya gidiyorum arkadaşlar. Şu suyun güzelliğine bakar mısınız? Allah'ım, tatil zamanı gelsin hemen. Saat kaç? Saat 4.33. Ben uyumaya gidiyorum, hadi. Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Birbirinden rahatlatıcı TikTok videolarına baktık. Bu saatte benim çekebileceğim en iyi videoydu. Eğer videomu izlerken hem rahatladıysanız hem eğlendiyseniz videomu güzel bir yorum bırakmayı ve like tuşunu paramparça etmeyi unutmayın. Tam olarak şuradan kanallarımıza abone olabilirsiniz. Oyun kanalıma hala gelmeyenler var. Hepinizi bekliyorum. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşça kalın.